Şükrü kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ne anlatacağız? Tabii ki geçenki videomuzda, bir önceki videomuzda anlattığımız gibi o cin tepesi, cin köyü dediğimiz Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gırnavaz köyündeki Cin Tepesi'ne gittik arkadaşlar. Giderken bir olaya şahit olduk. O olayı anlatacağım. Ardından videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Olduğum olayı anlatayım size. Ondan sonra videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi biz Mardin'e karar verdik, geleceğiz. İstihare yaptıktan sonra Mardinli bir arkadaşı aradım. Kardeş dedim, oraya geleceğim. Ben o Cin Tepesi'nin neresi olduğunu bilmiyorum. Bana yardımcı ol. Tamam dedi. Geldik işte havaalanına. Bayağı da yorulmuştuk. O gün dinlendik. Ertesi gün sabah erken 7'de çıktık yola. Şimdi havada sıcak ya, mecburen erken çıkacağız. Erken çıktık. Geldik. Arkadaşlar şimdi gideceğimiz nokta, o tepeye çıkmamız lazım. Oraya araç gitmiyor. Doğal olarak ne yaptık? Çare bulamadık. Bir de köyden uzakta olunca yürüyerek de bayağı uzak. O sıcakta haliyle ne yaptık? Bir motorcuyla anlaştık. Hani motosiklet kullanan var ya, araba gitmediği için normal otobüs de gitmiyor. Taksi de geçemiyor oradan. Ona dedik ki bizi bırakır mısın? Tabii yakıt paramı verirseniz gideriz dedi. Tamam dedik, yani yakıt paranı vereceğiz. Şimdi ilkin arkadaşını götürdü. O oraya gitti. Ben de ondan yarım saat sonra gittim. Gittiğimde yanında arkadaşlar bir yani benim şurama geliyor o bahsettiğim kişi. Bir genç orada, öyle ince sakallı, derli toplu, kafası da köylü tipi, kesilmiş saçı. Arkadaşa sordum, bu kimdir dedi. Dedim ona. Dedi ki ben Patika yolundan gelirken bu ağaçların arasından geldi. Herhalde bir köylüdür dedi. Yalnız dedi, kafama takılan bir şey oldu dedi. Orada bir akar su var, nehir gibi bir şey. Yani bu kaynak suyu diyorlar ya. Kaynak suyu şey yaptık diyor. Sorduk ona, bu su içiliyor mu diye. Dedi ki bilmiyorum dedi. Yani şimdi köylü olsa arkadaşlar o suyun içilip içilmeyeceğini bilir mantıken. Doğal olarak dedi ben yukarı çıktıktan sonra o da benimle geldi. Şimdi hal böyle olunca ben de arkadaşa baktım, bana biraz psikolojisi bozuk gibi geldi. Çok saf bir insan gibi geldi. Bizimle hiç konuşmuyor. Biz sorduğumuz bir şey ise saçma bir cevap veriyor. Mesela en basiti şimdi bu Gırnavaz yani Cin Tepesi dediğimiz yer köye aşağı yukarı 500-600 metre aşağıda, yani tepeden aşağı iniyorsun, uzakta kalıyor. Şimdi sordum bu köyün ismi nedir diye kendisine, bilmiyorum dedi. Bilmiyorum deyince ben de şaşırdım, yani şimdi mantıken bu burada bulunduğuna göre bu köyden biridir. Hangi köydensin dedim. Bir köy ismi söyledi, ben anlamadım. Yani Mardin'de öyle bir köy yok. İsmi de öyle tuhaf bir isimdi. Neyse takılmadım o şeye. İşte bizim yanımızdaydı, hiç ayrılmadı. İşte konuşmuyor. Şimdi bende kamera vardı. Kamera, hani bu TRT'nin veya normal televizyoncuların hani cepte taşıyabileceği ufak kameralar olur ya. Bende de el kamerası vardı ufak. HD görüntü çekecek şekilde. Kalktım, onu açtım. Arkadaşa verdim, sen çekim yap, ben anlatayım. Yaka mikrofonunu da bu arada kullanmaya başladım. Çünkü bizi izleyen bazı takipçiler şikayet ediyor. Sesin net çıkmıyor, sesin duyulmuyor diye. Arkadaşlar önceki videolarımızda, yani eski videolarımızda amatörce çektiğimiz için ses tam net anlaşılmıyor doğal olarak. Sonraki videolarımız, yani yeni videolarımızda daha kaliteli, daha yapmaya çalışıyoruz. Bu arada ilk kez ben yaka mikrofonu kullanıyorum arkadaşlar.
Arkadaşlar biz kamerayı aldık, arkadaşa verdim, çek dedim. Çünkü normalde kameranın çekim süresi 32 GB takmışım. 3,5 saat kesintisiz çekme özelliği var. Ve biz kaldığımız yerde de buraya gelmeden evvel geceleyin test yaptık. Çalışıyorum, bir arızası var mı yok mu diye. Test etti, gayet çekiyor. Biz geldik, arkadaş kamerayı çekti 13 saniye. Tak, kesildi. Sonrasında bana dedi ses kesildi. Kesildi derken baktım 13 saniye kaydetmiş. Şimdi ne yaptım? Ben de kalktım, çektim, kalktım, şey yaptım. Kamerayı kapattım, açtım, tekrar bastım kayıta. 1 saniye. 1 saniye tek kaydediyor. İkinci kez bu sefer hafıza kartını çıkarttım. Yeniden taktım, yine bastım 1 saniye. Bu olacak iş değil. Şimdi sağlam kamera çekmiyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Arkadaş dedi galiba izin vermiyor. Yani bu yatan zat. Doğal olarak ben dedim Kayseri'den Mardin'e kadar gelmişim bir 10 dakikalık video için. Yani şimdi izin vermese nasıl olacak? Bu iş böyle olmaz. Ben boşa mı gideceğim şimdi? Kendi kendime böyle dedim. Bu bahsettiğimiz genç de yanımızda. Şimdi dedi ki acaba izin mi alsak ondan? Arkadaş teklif etti. Baktım bu genç ilk kez bizimle durduk yere konuştu. Bana dedi ki telefonla denesene. Telefonu çıkarttım şu an kayıt kullandığım telefon, videoyu çektiğim telefon. Kaydettim net görüntü çekiyor ama iş işten geçti kamerayı kullanan yani anlatamam. Doğal olarak arkadaşlar şey yaptım yani o görüntüleri aldım videoya aldım ama 13 saniye bir yandan da normal etrafın görüntülerini çektim. Burada kısaca bahsedeceğim ama görüntüleri ben size birazdan göstereceğim o videoya aldığımız görüntüleri. Arkadaşlar bu şekilde biz görüntüleri kaydedemedik ama kamerayı aldık ve hasılı kelam bir şekilde tamamladık. Tamamladık. Ne yapalım? Bir Fatiha okuyalım dedik. Yani bari buraya kadar gelmişken bu zata da bir Fatiha okuyalım. En azından fayda görelim diye. O esnada arkadaşlar bir memur geldi. Galiba polisti yani. Hanımıyla birlikte iki çocuğuyla gelmişti. Gelirken sordu dedi burada cin mi yatıyor bu mezarda? Yok dedim kardeş dedim burada insan yatıyor yani cin mezar olmaz ki burada. Dedi ki bize cin dediler. Valla dedim seni kandırmışlar o zaman. Yani boşa gelmişsin. Yani o derece adam şaşırdı ki Fatiha bile okumadan. Gerisin geriye geri gitti. Şimdi arkadaşlar ondan sonra biz geldik Fatiha okuduk. Baktım orada lavaş ekmek var orada. Türkçe'de gözleme diyorlar. Biz nane sele diyoruz. Orada bir poşet içinde yeni daha biz de gelirken bir aile gitti oradan. Demek ki onlar bırakmış. Var orada bu gence dedim yoksul birine benziyordu. Al şunu yersin dedim. Yok dedi bu genç. Yok deyince diğer arkadaşım verdi ona. Para da kabul etmedi. Ula deli de olsa parayı kabul eder en azından. Parayı da kabul etmedi. Neyse ben oturdum Fatiha'yı okudum. Sonrasında bu adamın durumuna baktım öyle. Bakınca ya bana öyle psikolojisi bozuk gibi geldi. Ben de ya Rabbi dedim senin rızan niyetine. Baktım bu da şey yaptı kafasını böyle eğdi o kabrin duvarının üzerine düşünür gibi. Ben de büyü bozma sularını bir hazır su şişeleri olur ya 1 liralık. Bende bir tane vardı ama üzerine içimden okudum. Üfledim ben 2 yudum içtim. Arkadaşı çağırdım bu bahsettiğim genci. Gelir misin dedim geldi. Buyur su iç dedim. Yok içmem dedi. Ula dedim bir iyilik yapacağız yani bari bize engel olma. Bir sevap işleyeceğiz bari iç dedim. 2 yudum içti. Sonrasında baktım bir araba geldi. Ben arabaya döndüm arkama döndüm baktım adam yok. Toz olup gitti. O anda içime kurt düştü. Bu cindir kesin. İnsan değil. Çünkü insan uçamaz. O doğaları koşsa da yani etrafta görünecek. Gidecek bir yer yok. Kayboldu gitti. Neyse ben meseleyi anladım. Arkadaşa da söyledim. O da dedi. Ben şüphelendim ama neyse bilmiyorum. Şimdi
Bu olaya şahit olduk, ardından işte arkadaşlar bu Mir Osman olayını anlatırsak, Mir Osman da bizim gibi bir insandır, ancak bunun talebeleri var, bir alimdir, bir mürşidi kamildir, bir tasavvuf ehlidir. İşte bir o cin oraya geldikten sonra, o zatın yanında, Mir Osman'ın yanında tövbe ettikten sonra, yani müridi olduktan sonra oradan ayrılmıyor. Orada kalıyor. Bu zat vefat ettikten sonra artık devamlı surette belli aralıklarla onun türbesinin etrafında iki kez dönüyor, iki tur atıyor ve gidiyor. Şimdi bu şekildedir. Bazı insanlar da geliyor, mesela migreni olan, cinlerle alakalı sıkıntıları olan, cin musallatı olan, benzer hastalıkları olan insanlar bu zatın kabrine gelerek orada bir miktar uykuyla uyanıklık arasına kestirerek kısa bir müddet. Şimdi kimisi diyor geceden sabaha kadar, geceden sabaha kadar bir dağ başında ne diye kalacaksın? Bir ev yok, bir şey yok orada. Doğal olarak arkadaşlar orada kısa bir müddetliğine göz uykusu dediğimiz uykuyla uyanıklık arası, yani bir 10 dakika uyuduktan sonra şifa bulduklarını söylüyorlar arkadaşlar. Gerçekte böyle bir şey mümkün arkadaşlar. Yani bu şekilde, bu niyetle insanlar buraya geliyor. Genellikle geliş günleri çarşamba günüdür. Çarşamba günü çok kalabalık olduğu için arkadaşlar biz pazartesi günü gittik. Kimse olmasın, rahat görüntü alalım diye. Bu şekilde arkadaşlar görüntüyü aldık. Sonradan görüntüyü çektikten sonra ben yine istihare yaptım. Bu kişi kimdi, nasıl ortadan kayboldu, baktım cin diye. O cin devamlı orada arkadaşlar. Ama herkesin yanına gelmiyor, herkese görünmüyor. Dolayısıyla kişi eğer temiz bir insansa, bir mümince yaşamaya çalışıyorsa tabii ki cinler ona da selam verir, ona da görünür. Bizim gelip bizim yanımıza gelmesi gibi. Arkadaşlar insan suretinde gelmişti, bir cindi. Hatta biz videoyu bitirene kadar da yanımızda kaldı ama son o suyu içirdikten sonra bir anda kaybolması, ben o an anladım cindir. Ama yanımızdayken hiç fark etmedim. Sadece tipinden şüphelendim ama emin değildim. Arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. İşte geldik Mardin'in Nusaybin ilçesindeki cinlerin tepesi diye halk arasında anlatılan Gırnavaz ziyaretine. İşte gördüğünüz burasıdır. Gırnavaz denilen ziyaret bir kabirden oluşuyor ve dolayısıyla insanlar buraya geliyor. Sarı hastası olan, cinlerle alakalı sıkıntıları olan insanlar bu zatı ziyaret ederek burada Fatiha okuyup burada bir miktar uyuduktan sonra, yani 5-10 dakika, yarım saat kestirme halinde kestirdikten sonra şifa buluyorlar söylenenlere göre. Dolayısıyla bu zat da halk arasında cinlerin piri olarak söyleniyor. Gerçekte ise bu zat bizim gibi bir insandır. Dolayısıyla bir evliyadır, bir mürşidi kamildir. Yanında talebeleri var. Bu talebelerine eğitim verirken aynı zamanda da onları uzaktan, yani diyelim ki şu 100 metre öteden dinleyen bir cin, onları dinlerken bu zat o cini çağırıyor. Gel diyor, cin geliyor ve o cine tövbeyi veriyor. O cin mümin bir cin, yani Müslüman bir cindir. Ondan sonra o cin bu zata hizmet ediyor, bu zatın yanında hizmet ediyor. Arkadaşlar, işte halk arasında anlatılan cin olayı da bundan ibarettir. Yani bir mürşidi kamilin yanında bir insan tövbe ederken veya ziyaretine giderken
o insandan nispet alır Allah'ın verdiği o şeyle. Nispet alır, nur alır, feyiz alır, rahatlar. Dolayısıyla insanlar da bu zatı ziyaret ederken şifa bulduklarına inanıyor, rahatladıklarına inanıyorlar. Arkadaşlar işte gördüğünüz Gırnavaz Cin Tepesi bundan ibarettir arkadaşlar. Bir kabirden ibarettir. Bu videoyla alakalı merak ettiğiniz sorular varsa arkadaşlar videomuzun altında sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.